Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Onağım var. 20 geçe kapatacağım. Yarım saat. Önündeki aynaya bakarken arkanı seyrediyorsun. Önünde bir tane boy aynası. Endam ayna der. Bunun şeyden Las Yemalardan çıkarttım bunu. Var yani zaten söylüyor. Habbe'de de var. Diyor ki orada aynayı gördün mü? Büyük bir ayna, duvar. Ona doğru gidiyorsun. Ama o ayna nereyi gösteriyor? Arkanı. Arkanı gösteriyor. Bıraktığım yeri gösteriyor. Mazimi gösteriyor. Aynaya bakınca aynada mazim var. Mazime giderken istikbalime yürüyor. Aynaya bakınca böyle bunu görüyorum. Bunu saçını taramam lazım. Bununla ne alakası var? Buraya direkt buradan bakamıyorum. Buraya bakmam için buradan bakmam lazım. Kainat işte bu lazım. Bu kainattır. Bu benim. Küçük insana bakmam için büyük insana bakmam lazım. Şimdi uygulayayım. Yaptıklarımız ameller geçmiş değil midir? Peki yaptıklarımızdan hesaba çekilmeyecek miyiz? O yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz yer istikbal değil mi? Haşir meydanı. Evet. İstikbalimize gidiyoruz. Birbirine girmiş zaman zaten. Önümdeki aynaya bakarken arkanı seyrediyorsun. Zahirde geleceğe bakarken gördüklerin geçmiştir. Başka, eğer seni doğuracak annenin bir şeyi, kimseleri yoksa, sen dünyaya gariban doğduğun gibi, bak eğer seni doğuran annenin bir şeyleri, kimileri yoksa, sen dünyaya gariban doğduğun gibi, örnek. Öyle değil mi? Gariban doğdun, fakir fukara doğdun, annenin kimsesi yok. Alem-i şehadetin karnına benzeyen dünyadan da berzaha doğarken senin oralarda iyi tanıdıkların, dostların yoksa oraya da sen yetim ve kimsesiz doğacaksın. Yok cemaatin davan varsa merak etme, doğumun da seni hazır bekleyip kondaklayan vardır demektir. Sen doğduğun zaman anne kondaklamıyor, anne doğuruyor. Annenin etrafında annenin dostları ve yakınları seni kondaklıyor. Ha, eğer annenin kimsesi yoksa yetim ve kimsesiz ve müflis doğdun dünyaya. Bu ne kadar zor, yetimler bilir. Aynı bu örnek gibi ahirete de doğacaksın ölünce. Ölüm doğumdur. Ha, eğer orada seni bekleyen bir cemaatin, bir dostun, kimsin yoksa oraya da yetim ve kimsesiz doğmuşsun demektir. Merak etme. Geldiğimiz yola benziyor kabirden geçiş şeklimiz. Oraya doğduğumuz zaman, çünkü ölüm dirilmektir. Hem de hayat ebediyedir. Bakın, hayata geldik, değil mi? Hayatta dünyaya geldik. Ölümle, bak ölümle ebede mazhar oluyoruz. Ebedi diriliyoruz ama ondan sonra ölüm yok işte. Mevt nihayetsize vesile. Oraya da seni kondaklayacak kimsen yoksa o zaman işte yetimsin orada. Arayıp durursun. Başka? Ne yapıldığının yanında nasıl yapıldığını da çok önemli. Ne yapıldığını. Ne yapıldığının yanında nasıl yapıldığı da çok önemli. Mesela şu soruyu soramayan kendisine. Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünya, burası neresi, ben kimim? Ciddi buna soru sorup ciddi cevap bulamayan nerede, kime karşı durup ne yapacağını da bilemez. Nerede olduğunu bilemeyen ne yapacağını da bilemez. Kendini tanımayan kimin yanında olması gerektiğini, kimin yanında olmaması gerektiğini de bilemez. Kendini tanıdıkça insan oluyorsun, insanla beraber olacaksın.
Dikkat edin. Dağda kedi kedilerle, köpek köpeklerle, karga serçelerle değil, serçe serçelerle, karga kargalarla. O zaman kişi Allah Resulü tarifiyle arkadaşın dinin üzerindedir. Kimle dolaşıyorsun? Onunla imtizatçı etmişsin demektir. Risale okumayı anlatırken okumazsa neleri kaybedeceğini de anlatın. Risale oku, risale oku diyeceğine tamam de bunu. Okumasa neleri kaybedeceğini de anlatın. Bir şeyi birisine anlatırken senin bunda yetkili, otoriter ve uzman olduğunu da anlatın, enaniyet olmaz. Yani mesela kürsüdesin vesaire. Kardeşim biz bunu araştırdık. Bununla meşgul olduk. Ha, faiz meselesi. Kardeşim estağfurullah daha iyi bilirsiniz ama öyle bir şey yok. Araştırdım kardeşim. Ha, otoriter oldun. Çünkü insanı en çok rahatsız eden kaypak kelimeler. Kur'an'ın ve hadisin şeriatta hiç kaygan, kaypak bir zemin yok. Olabilir ahiret. İhtimaldir. Kur'an'da böyle bir tanımlama yoktur. Bu budur, bu da budur. Kur'an'ı en çok beni etkileyen tarafı ciddiyetidir. Nettir. Bu budur, bu da budur. Peygamber geleceği hakkında dahi aleyhissalatü vesselam zannediyorum ki, ihtimaldir ki, olabilir ki o öyle olsun. Hayır, bu budur diyor. Bu da budur. Ha, eğer sen o vazifeyi de yaparken tebliğ, onun şahsiyet manevisine giriyorsun. Orada ehli olmayana, cahile, çocuğa, deliye, işin ehli olmayana sakın tevazu yapma. O tevazuyu doğru zannedecek. Esra sen daha biliyorsun. Hayır. Gel kardeş beni dinle. Bak bu işin uzmanı benim ya. İnsanlar takdir ettiği kişilerin tavsiyelerine çok daha uyuyor. Mesela Fransa'da, Strasbourg'da kitap standımız vardı. Geldi bir tane kadın. Ya İbrahim burada mı? Abdest alıyor. Abdesti çıktı. Kadın geldi. Ondan sonra psikolojisinden bahsetti. 7 sene ilaç kullandığını fakat bıraktığını. 2'de 1 de gözünü siliyor. Allah Allah. Ulan ben ya bu bir şey de demiyor bana. Yani gözyaşını siliyor. Dedi ki hocam dedi. Demek ki Nurcu değil hocam. Dediğine göre hocam. Nurcu da Rabi diyor. Ondan sonra hemen tabii kelimeden anlarsın. Hocam dedi bana bu sergiden dedi tavsiye edeceğin kitap var mı? Bak ne dedim biliyor musun? Bana alayım dedi. Ay bu usta. Dedim ki kardeşim benim tavsiye ettiğime güvenebilmen için beni ne kadar tanıyorsun? Beni tanıyor musun? Bana ne kadar güveniyorsun? Ben sizi YouTube'dan tanıyorum. Tamam. Hastalığından bahsetti. Çıkmış 7 sene ilaç kullanmış. Siteyi tanıştıktan sonra Risale-i Nur'u internetten şey yapıyor. Hayır okuyacaksın. Bu. Ben dedim interneti ağ gibi, örümcek ağ gibi kurduk orayı. Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet okuyanlar takılır da geçer diye. Risale-i Nur okuyanlar, o bakmasın kardeşim girmesin. Ne işin var senin sitede? Sen Risale oku. Ben orada okutturmak için kurduk orayı, tanıştırmak için. Allah Allah. Ben, sen ne işin var ya? Sen okutturmak için. Dedi ki bana, bilgisayardan okuyorum. Olmaz. Ben başkasının kitabını okusam bile bak burada, bana o feyzi vermiyor. Diyeceksin ki manyaksın, manyak ne yapayım ya manyak. Kendi kitabım olacak, notları almışım, çizmişim, acaba sonra anladım ki sirayet var. Sonra İmam-ı Rabbani de bundan bahsediyor. Diyor ki, masa hak olan, doğru olan bir kitabı, ehli bida, bida birisi yazsa okumayın. Zira onun bidatı onun zemininde sizi sirayet eder. Acayip bir şey. Şu elektrikte yüklenen şeyler falan vardı ya bir ara. Şey yapmıştınız. Nasıl abi? Elektrik sinyallerine yüklenen hani şu ya. Şeyde Face'de şurada burada falan. Evet. Onlara yüklenen ne ervah-ı şerifler var falan diyordunuz ya. Size. Evet. Onlara şimdi girmeyeyim ha. Ondan sonra şaşırdı tabii. Ne dinliyorsun beni dedim. Ben, nurları tanıdın mı vasıtayla? Elhamdülillah. O zaman tamam dedi. Ama bana kitap tavsiye et. Okuyun tamam. Baba baba geldi bile. Dedim ki hastalığından bahsedin. Sana merdiven vereceğim dedim. Merdivenler. Ne merdiveni? Hastalıklar merdivendir. Dürbündür, gözlüktür, iptir tutup çıkacağım. Sana merdiven kitap vereceğim. Hastalar Risale. 25 tane merdiven var burada. Bir de sen kimsin? Burada ne işin var? Burada derken dedim bu Strasbourg'u demedim yani bu dünyada. Sen kimsin? Neyin esisin? Burada ne işin var? Ona ait.
bir kitap. İman insanı insan eder. Belki 23. sözü verdi. Hocam ufak yer ne olacak? Kaç? Birer o bile değil. Hocam başka tavsiye? Yok dedi. Ben dedim bu standa satıcı değil miyim? Ben sana hepsini tavsiye etmez miyim? Hayır. Bu ikisini al. Ama dediğim gibi okuyacaksın. Öyle bir güveniyor ki. Ben hepsini satabilirim. Evet. Ha, bir okuyacaksın. Dön. Başı okurken sonunda haberin yok. Birinci defa okurken 25. defa haberin yok. Bitti. Tekrar başa dön. 3 defa bitirdikten sonra buna geç. 3 defa bitirdikten sonra ondan sonra baktığım bu kitaptan kaynağını bu. Nasıl bulacağım? Bulursun. Artık sen o alev attı mı sen bulursun. Bunun kaynaklarını bulacaksın. Bak bunlar görüyor musun dedim 14 tane. Ha esas oralardan alınmış. Bir tane mesela Asay-ı Musa verebilir mi? Vermedi. Nasıl güvendi? Herhalde tabii. Bak işte dolayısıyla kardeşim nereden açıldı? İnsanlar kendilerine iltifat eden insanları beğeniyorlar. Aynı da yani onların takdir ettiği kişileri tavsiyeler çok da uyuyorlar. Adam telefon ediyor bana. Alo abi. Çapa'dan. Çok Cerrahpaşa'dan. Abi ben psikiyatri bölümünden çıktım. İlaçlar verdi. Tanımıyorum ha sütün. E tamam. Kullanayım değil mi? Ya kullanma desem kullanmayacak mısın? E boşuna mı arıyorum? Kullanmayacağım dedi. La doktor söylüyor. Baktım vay be. İhtimat acayip bir şey. Sonra anladım ki en kaliteli doktor, en kaliteli ilaç verse ama hasta buna inanmasa hiçbir faydası yok. Babaannem 106 yaşında, 108 yaşında vefat etti. Sizin de geçmişinize rahmet etsin, ona da etsin. Babaannem bir gün başımı tutuyor. Ölüyorum oğlum dedi ya, başımı ağrıyor. Ya baba nasılsın hiç? Oğlum sen ne anlarsın dedi ya. Git doktora dedi ya, sağlık hocama. Tamam, gitti doktor cemaattan. Ya kardeş böyle böyle. Dedi, kim babaanne? Şimdi ben sana bir şey vereceğim, bir tane. Gerisini sen doldur. Babaanneyi nasıl takdim edeceğini sen daha iyi bilirsin. Babaanne dedim, bir ilaç verdi adam. Bir tane, yok başka. Kutu mutu yok, bir tane. Nasıl bir şey? Babaanne, mideye götürdüğün zaman doğru kafaya çıkıyor. Nasıl çıkar oğlum dedi ya, mideye gidiyor kafaya nasıl çıkar? Bak nasıl biliyor musun? İlacı buraya atacağım, buraya çıkacağım. Onu hep aspirini görmüş, karıştırmış ya. Dipte değil mi? Yukarı çıkar mı? Böyle bir ilaç gözüktü mü? Gözükmemiştir. Görmemiştir. Babaanne buraya nasıl atarsa buraya çıkar. Oğlum çıkar mı? Çıkarsa anlar mısın dedim mideden. Tabii oğlum o zaman midedeki çıkar yukarıya. Attım Cevit Amir'e. Bir denek salıyor mu? Gaz. Tamam mı? Renkli. Ne acayip bir şey. İnanç. Bak. Enayine zenni abdibi. Hemen Allah öyle tecelli ettiriyor ve sindirim ve bezleri böyle çalışıyor. Attım baba, oğlum bu nasıl bir şey ya? Babaanne çay kaşığı bak, bastırıyorum tak. Babaanne bu bardakta dipte durmayan karnında durur mu bu? Yukarı çıkardı. Doğru söyledi. Babaanne bak başka vermedi. Dedi ki yok, bu istisna. Kutu mutu yok. Tabii ya böyle ilaç nasıl olur? Ben görmedim dedi ya yaşlı. Oğlum babaanne içtiğin zaman 5-10 dakika geçmez, hiçbir şey kalmaz. İçti odadan çıkıyor, baktım abi. Dualar bana ona gitti hastalık yalan mı söylüyor? Gitti. Niye? Nasıl inanırsanız Allah esmasını öyle tecelli ettiriyor. Düşünceler hisleri, hisler sinirleri, sinirler bezleri. Bezler de organları hareketidir. Kötü bir haber. Haberle mide ne alakası var? Hey! Mide, kötü haber mide ne vuruyor? Demek ki kötü olman için düşünmen lazım. Mesela eğer düşünemeyen hisse aktif olmaz. Hisse aktif olmayan kendisini kötü hissedemez. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Ne düşünüyorsan olsun ve onun içindesin. Böyle dediğiniz birisi şey dese ne yaparsınız? Yani nasıl ki dediğiniz biri? Nasıl bilirsen öyle muamele edersin. Peki bu kadar insanlar var. Allah hiç alakası, ilgisi alakası yok. Mesela Allah'la ahiretle. Ha Allah onlar Allah evet, değil. Onlara demek ki çok iyi biliyor demek ki Allah ki onlara vermiş. Onlar rahat, onlar mutlu vesaire. Demek ki bunu Allah çok iyi biliyor o zaman. Ama bakıyorsun alakası yok onların bununla. Tamam. Ne bu demek lazım bu doğru düşünürken derken Allah'a düşünürken değil. Yani ha nasıl biliyor musun? Kafir de olur. Benim bu adetullah kanunudur. Suya kim girmiş ıslanır.
Ağzına kim şeker koysa tad alır. Yani Müslüman kafir fark etmiyor bu. Allah'a düşünürken demedi. Tamam. Ha, ya, ne diyor ki? Anlattığı şekilde. Mesela bir misal vereyim sana. Yavrum bir tanesi videosunu sana söyleyeyim bak. YouTube'da var. Gösterdiler bana. Abi seni dinle diyor bu. Adam motorla giderken aman diye kaza geçiriyor. Buradan aşağı felç. Sıfır. Ondan sonra yediriyorlar. Bak videoda var. Adam yatıyor. Yediriyorlar. Heyet geldi. Artık diyor teselli veriyorlar buna. Artık kabullenmen lazım. Ondan sonra sağlık, dünya sağlık teşkilatı sinirleri de değişeceğine karar vermiş herhalde. Koymuşlar böyle. Sen daha diyor yürüyemeyeceksin. Sen yürüyemeyeceksin. Bitti. Bu. Buradan aşağı yok. Adam böyle bir duruyor. Tamam. Doktorlar tavsiyesini yapıp gidiyor. Adam günde en az 10 defa, 20 defa, 30 defa şunu yapıyor. Hayal kuruyor. Kalkıyorum. Çok iyiyim. Vücudum çalışıyor. Çok iyiyim. Odadan çıkıyorum. Merdivenlerden iniyorum aşağıya. Çıktım. Eşim arabada bekliyor. Şoförlükten in aşağıya. Ben kullanıyorum. Her gün kalkıyorum, odadan çıkıyorum, merdivenden iniyorum, arabaya biniyorum. Şimdi beyin, akıl alettir. Bu vücut sistemi, sindirim sistemi, salgı bezleri, işletim sistemi beyne bağlı. Beyne bağlı. Hiçbir sistem ben beyne rağmen çalışırım diyemez. O zaman bu akıl denilen ustad alet diyor. Ona bilgi vereceksin. Şimdi bu adam bu sırrı çözmüş. Müslüman olma şart değil. Düşünceler vücudu etkilediğine inanmış. İşte ben de esrar diye bir şey var. Evet. Muhammed Bozdoğan. Heh. O kardeş de şeyden bir şey istedi. Doğru düşünürken var ya, onu yazabilir miyim? Olur dedim. Saadet yani. Ha? İstifade etti yani. Ha tabii canım. Mecbur çünkü bizim din eksenlidir. Ondan sonra adam düşünüyor. Fakat beyin yürüyorum hayal ettiğin zaman. Abi hayalle nasıl çalışır? Hayalle şehveti hayal edince vücut değişmiyor. Hayalden birisini kafasını koparacağım ya nasıl dedi ya niye dedi falan yemek yaparken sonra böyle araba sürerken kızıyor mu ya birisini hayalinde? Ulan nasıl dedi niye dedi ya Allah Allah ben. Vücut değişiyor mu değişmiyor? Değişiyor. Tabii her şey. Ha peki kan hareket ediyor mu? Ediyor bak bakayım tansiyon hastasına çıkar kardeşim bir tansiyona bakalım. Tansiyon zirve yapıyor. Oysa aşağıdaydı tansiyonu. Kalbini nabızı mı yapalım? Nabız hastası zirve yapıyor. Niçin o zaman 24 saat adamı dolaştırıyorlar, takıyorlar ki? Hani düşünmeden ölçelim. Tamam. Düşünce kafir mümin fark etmiyor. Sonra ne yaptın? Adam hakikaten kalkıyorum, çıkıyorum, iniyorum, biniyorum. Vücut, beyin buraya mesaj gönderiyor. Kalk! Vücut diyor ki, devamlı sinyal gönderiyor. Buna ait başıma geçen. Hamburg'dan birisi geldi. Lojmana. Cami lojmanındayım. Tövbe yani. Adamın şurası kesik. 20 küsur yaşında. Kaza geçirdi. Burası kesildi. Fakat o işin garip tarafı olmayan el kaşınıyor. Parmak araları. Kaşınıyor. Hastaneye attı ilaç verdiler falan. Olmayan el kaşınıyor. Kesik olmayan yani. El yok, el gitmiş. El yok, el kaşınıyor. Ne yapacaksın? Nasıl, nereye kaşıyacaksın? Nasıl olmaya kaşınıyor? İşte. Beyindir. Ha, nasıl olacak? Bak işte, demek ki enfusi derste ben onu tespit etmişim. Enfusi. Dedin ya, nasıl? Olmayan el nasıl kaşınıyor? Ha, tespit etti. Bu sinyal açık. Beyinde bunu kabul etmemiş. Kabullenmemiş. Kabullenmeyince beyin, akıl bunu var kabul ediyor. Arıyor, ikide bir sinyal gönderiyor. Arıyor, bulamıyor. Bunun alameti kaşıntı olarak gözüküyor. Oraya yazıyor. Sinyal gönderiyor, geri gidiyor. Bu sefer bulamadım. Şimdi ben bu kaşıntıyı nasıl kaldıracağım? Bak. Dedim ki kardeşim, kader hakimdir. Dini anlatmaya başladım. Eğer sabredersen, sabretmesen bu. Değişecek bir şey yok. Ama sabredersen, kollulardan daha fazla istifade edeceğini,
Allah'ın şöyle yapacağını, kader hakim olduğunu, bu varlıkla imtihan olduğu gibi yoklukla fani olduğunu adama din merkezli nasihat ettim ve bunu kabullen dedi. Bu budur yani. Hiç endişe etme. Önemli olan dedim kulun gitmesi değil, imanın gitmesi. Adam dedim sağlıklı ama imanı yok. Adam kanser ama ruhu namazlı. Adam namazı yok diyorum. Adamın namazı yok. Vücudu sağlam olsa ne olur? Ruhu kanser. Tamam doğru söyledi hocam. Hem ağlıyor. Tamam hocam. Tamam kardeş. Dedim. Ya. Hocam kaşındım yok. Kabul etti. Defteri kapattı. Bey dedi ki bundan aşağı yok. Olmayana da şey olmuyor. Meğer burada açıkmış. Ben burayı kapattım. Burası da kapattı. Ya kork, ben yaşadığımı söylüyorum. Lojmana gece yarısı geldi de biliyorsunuz o çok anlatmış. Kuksafende. Bak demiyordum ama 2000 küsürde Hamburg'dan geldi gece yarısı. Kuksafende. Lojmanıma vurdu. Hiç unutmuyorum. Ya Arnavut. Bak onu da söylüyorum. Ha? Bu demek ki mi? Ha bu olayı anlatıyorum. Hı. Bak o imamlık yaparken Diyanet'in camisini gece yarısı lojmanıma vurdular. Ne yapsın çıldıracak. Çare aradılar, aradılar derken oradaki galiba Biremen'deki imam ona başvurdular, onu tanıyorlardı vesaire derken orada o biraz da şey meşguldu. Dedi ki şurada şehirde bir tanesi var ama şimdi gitmeyin. Ya çıldırıyor, kaşınıyor. Gece gündüz yok ki. Hocanın gecesi var ama benim gecem yok. Bunu kaldıracak dedi. Hoca ise kaldı, kalkacak bu uçak. İyi dedim ya bu gece yarısı. Ben bu telefonda yok o zaman. Telefon yok. Telefon, cep telefonu yok. Geldiler. Tamam. Hocam bağırsan da çağırsan da kalkacaksın. Tamam kardeş. Oturun bakalım. Ona şüphelendim. Doğru. Nereden geldi? Hemen salona aldım. Ne olur ne olmaz bir abdest alayım dedi. Bir baktım beynini kapanınca bu da kapandı. Burada. Burada. Doğru düşünürken aslında kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsa doğru düşünmüyorsun. Bu düşünce din ille değil. Pozitif düşün. Sirayet. Düşünceler sirayet ediyor. Tamam mı? Sirayet dersine bak. Ben diyorum ustad 242 veya 46 Kastamonu verirseniz Kastamonu var mı? Var. Burada mı? Burada. Bak ustada bak. Ya 242 ya 246 da bak ne diyor. Ustad Bediüzzaman olumsuz adamlarla oturmuş, sıkılmış. sigara içeni yanına içmeyen oturursa sigara siner mi sinmez mi? Siner. Evet. Heh, 249. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şikva ediyor. Şuraya bak. Psikoloji kitabı. Ha işte öyle geçersen öyle geçmiş olursun. Bak diyor ki bugünlerde herkes sıkıntıdan şikva ediyor. Etmiyor mu? Saadettin. Adeta manevi havanın bozukluğundan. Çünkü sirayet etmiş herkesin şeyi. Düşündükleri havaya gidiyor. Hissettikleri havaya gidiyor. Hava bozuk olunca. Bak şuraya havaya bak. Bir de evinizdeki o salona bak. Böyle midir? Çıkın ha bu neye çıkacağız? Böyle hava mı var? Gitmiyor musunuz gavurların evine? Bir şey mi yok? Böyle hava mı var? Kendi evinize bakın bu dershanenin gibi hava mı var? Niye? Kardeş dimağdan çıkan enerji, kalpten çıkan enerji bir de davranış enerjisi burayı değiştiriyor. Kastamonu 66. Bak. Adeta herkes sıkıntıdan şikva ediyor. Çareyi sunacak bir paragrafta. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Tamam vermiş. Bak ne diyor? Bunun dışında kimse kalamaz. Hatta bana da bir gün sirayet etti. 249. Hatta bir gün bana sirayet etti diyor. Sıkıntı. Sirayet etti. Ben sıkılmamıştım. Oradan bana geldi. Onun için ben kötüyüm deme. Dışarıdan sana sirayet etmiş. Mesaj gönderdiler sana. Virüs aldın. Şimdi virüs. Mesela biz
Yani Salih-i Nur'u anlamadan önce, yani şimdi anladığımızı zannediyoruz da aslında anlıyormuşuz da, okurken yani ne bileyim hiç farkına varmadan anlamıyorduk. Yani bir cihette aklımızla. Öyle zannediyorduk. Öyle zannediyorduk. Ama şimdi epey hayatımızda değişiklikler oluyordu. Ne bileyim günahlardan kaçmaya çalışma, ibadetleri. Bu nasıl oluyor? Yani hiç anlamadığımız halde, anlamadığımızı zannettiğimiz halde. Bu değişiklik nasıl oluyor? Değişiklik nasıl oluyor? Ne bileyim ümitsizsin, her şeye bir çare, bir çözüm aramak için uğraşıyorsun yani. Bak. Bu nasıl oluyor? Bu yemek yiyorsun. Yemek karmadır. Bir madde değil, yağ değil, peynir değil, şey, soğan, fasulye. İçindeki elementi bilmiyorsun ki. Ama senin içindeki elementin bilmemen fayda vermiyor. Veriyor. Sen içini bilmiyorsun. Bilmeyebilirsin. Risale-i Nur, Risale-i Nur da şöyle. Hadi sen girmeyin. Cep telefonuyla manzara çekiyorsun. Video. Ses çekiyorsun. Yani telefonla yaptığın her muamele kaydediyor mu etmiyor? Ama pil bitiyor değil mi? Pil videoya dönüşüyor. Tamam mı? Ne alakası var? Pile bak, videoya bak. Arkadaşlar seyrettiğimiz, duyduğumuz, kokladığımız, tat aldığımız, dokunduğumuz ustak sevk ve şefki de söylüyor. Ne içeriye giriyorsa, bak bunu çektik, şak, ceren bitti mi? Bitti. İçinde resim oldu. Video çektik mi çekmedik? Çektik. Şimdi 100 sene önce deseler ki, şu var ya pili gösteriyor, şu pil, bu film olacak. Dalga mı geçiyorsun? Filme nasıl dönüşecek? Arkadaşlar bu içeri girenler hepsi enerjiye dönüşüyor film. Gördüğümüz her şey içeride canlı ve ruhlu oluyor. Tamam. Canlı ve ruhlu oluyor. Onun için sirayet ediyor hava. Risale-i Nur'u da akıl değil ki sen. Risale-i Nur kalptir, Risale-i Nur vicdandır, Risale-i Nur akıldır, hafidir, ahvadır, her şeydir. Ha. İçeri sok, sen sok karışma. İçeri girince bu neyse içeride aktif oluyor. Yemek gibi. İçine ne var? Ne bileyim ben? Her yemeğin ben içini biliyor muyum? Aa yedik bir tane çikolata verdiniz değil mi? Gavur yapmış yani. İçini biliyor muyum? Ben yedim. Ben yedim yani. Ha, bilmemem faydasız hale gelmiyor. İçeri giriyor. İçeride canlandığına deli sen ifade ettin. Anlamadığımızı zannediyorduk. Evet isif anlamak akıl zannediyorduk. İçeri bir girdi. Peki madem anlamıyorsun, namaz niye kılıyorsun? Daha önce kılmıyordun. Anlamadın zannedince niye bazı şeyler çözüm arıyorsun? Niye bazı şeylerden kaçınıyorsun? Ha demek ki Risale-i Nur sırf akıl değil, his değil, hafidir, ahvadır, vicdandır, latifedir, latife insaniyedir. 18 bin alemin macunudur. Bak ne yaptı? Diyor ki, adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Peki ne yaptı? Çare, derdi üretti. Şimdi çareye bak. Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Risale-i Nur ile meşgul olanlarda olmuyor. Abi bu kadar okuyor anlamaz sıkıntı var. Risale-i Nur ile meşgul olan. Abi okudum 10 dakika, 15 dakikaya çıkaracaksın demektir. Abi 15 dakika okudum hala gitmedi ya. 20 dakikaya çıkaracaksın. Tamam sıkıntın gidiyor oraya kadar. Şimdi peki, pat diye de şu anda olur. Risale-i Nur bir defa okumayla olur mu? Bir tanesi dedi ki, hocam ya diyor sıkıntı dedi, tamam gitti ama gene geldi. O, okumayı bıraktın mı? Evet tabii sıkıntı geçince bıraktım dedi. Zannettik o, dedektin sonra şey yapacak. Ya arkadaş biz de insanız da sizinle ben de mi yaşıyorum? Siz de yaşıyorsunuz, herkes yaşıyor. Bunlarla kadar olanlara, ciddi ciddi okuyanlara, tefekkürü mesleğine dönüştükten sonra bir şey olmaz. Allah'ın izniyle saat 20 geçiyor. Ben burada kesiyorum. Son bir cümlemi de okuyayım. Bak şöyle bir tane. 20 geçti. İnsanlara bir şey anlatmadan önce iltifat yap. Zira Allah Resulü tebliğ etmeden önce onlara yemek ikram edermiş. Orada mektubattan çıkarttı. Psikoloji ya. İnsanlara bir şey anlatmadan önce yağla ki gıcırdamasın.
bir iltifatı gönder. O zaman çayı önce içmemiz lazım abi. Çünkü bak 19. mektubu görmüyor musunuz? Milleti çağırdı. Ufak bir tamla 300 kişi yedi. İlk önce yediriyor. Yani ben size anlatacağım yok. Bir mucize gösteriyor sonra anlatıyor. Veya bir yediriyor. Yediriyor, içiriyor. İlk önce insanların zaafı neyse oradan biraz hafif varsa gücün, bir simit yiyorsan yarısını ver. Kalem şey yiyorsan da mesela benim bir Nurcu var. Hiç unutmuyorum böyle bir Nurcu kardeşim. Üniversite imtihanına beraber o da gelmiş. Tanımıyoruz Kadıköy'de girdi tamam. Adam şey unutmuş silgiyi. Yani baktım ki yanlama böyle çaprazına. Herkes sırada oturuyor ya. Hiç unutmuyorum. Bak Nurcu. O hala anlatıyor kendisi. Şimdi üniversitede eğitim görevlisi. Üniversiteye beraber o da gelmiş. Tanımıyorum. Daha şey arkadaşım hayırdır niye böyle ya silgiyi unuttum. Ne demek silgi ya? Bıçakla sokulmamış ya. Dişimi kötü tak silgiyi koparttım yarısını verdim. Hemen bir teşekkür etti. Rahatladı. Benden önce çıktı. Kapıda bekliyor. Tanıştık. Derken bu dostumuz ilerledi. Şimdi Nurcu. Bir iltifat, bir yallama, gıcırdama kalkıyor. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Söz verdiğim El-Fatiha.